Biz bu kanun hükmünde kararnamede de daha öncekilerde de neyi konuşuyoruz? Konuştuğumuz temel olarak devletin yeniden yapılandırılması. Bu ihtiyaç niye oluştu? Nereden çıktı bu ihtiyaç? 15 Temmuz darbe girişiminden. Peki Türkiye'yi 15 Temmuz'a kim taşıdı? 15 Temmuz gelene dek Türkiye'yi 14 yıl kim yönetti? O kadroları Fethullahçı yapılanmaya tahsis kim etti? Kim buna göz yumdu? Milli Güvenlik Kurulu'ndan başlamak üzere bütün istihbarat raporlarına, bütün devletin raporlarına, belgelerine rağmen buna gözü kim yumdu? Silahlı Kuvvetlerin Komutanı bu raporu Başbakan'a götürdüğü zaman ya paşam bunlarla çok fazla ilgilenmeyin, fazla büyütüyorsunuz kim dedi? İşte değerli arkadaşlar, burada temel olarak konuşmamız gereken budur. AKP iktidarı Fethullahçı yapılanmaya yardım ve yataklık yapmıştır. Ve sonuç olarak sizler bizim öyle bildirgemizi suç duyurularıyla korkutamazsınız, bizi çekindiremezsiniz. İstediğiniz kadar suç duyurusunda bulunun. Sonuç olarak sizlerin FETÖ terör örgütüne yaptığı yardım ve yataklığı gizleme olanağınız yok. Olağanüstü hali çok sevdiniz. Haksız, hukuksuz bir uygulama. Zaten o halin kurallarını da hiçbirine uymuyorsunuz, dışına taşıyorsunuz ve uzattıkça da uzatıyorsunuz. Ben buradan sormak istiyorum. Nereye kadar Türkiye'yi o halle yöneteceksiniz? Türkiye'yi gerçek bir anayasal düzene, bir demokrasiye, en azından kabul edilebilir bir hukuk düzenine ne zaman getireceksiniz? Bakın Türkiye yanıyor. Enflasyon artıyor, döviz almış başını gidiyor. Türkiye'de her yerde kanlı eylemler oluyor ve siz hala o hali kendi diktatöryel rejiminizi inşa etmek için kullanma gayretindesiniz.